şu bir gerçek. Evet, her gün kadınlar öldürülüyor bu ülkede. Daha sabahtan beri sürekli önümüzde boşanmaya çalıştığı erkek tarafından öldürülen, sevgilisi tarafından öldürülen, eski evli olduğu erkek tarafından öldürülen kadınların haberleri düşüyor. Ve bu kadınların çoğu aslında gelen şiddeti görüyorlar. Yani o erkekten bir şiddet geleceğini görüyorlar ve koruma kararları için başvuruyorlar, uzaklaştırma kararları için başvuruyorlar ama bunlar sonuç yaratmıyor, hiçbir işe yaramıyor neredeyse. Çünkü adam gözaltına alınıyor ve bırakılıyor. Gözaltına alınıyor, bırakılıyor. Daha iki gün önce Beyoğlu sokaklarında bir kadına cinsel saldırıda bulunan iki kadın gözaltına alındı, bırakıldı. Sonra sosyal medyada kadınların, toplumun tepkisiyle beraber yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Madem suç var ortada, neden salıyorsun sokağa? Aslında burada şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Erkek şiddetinin, kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin cezasızlık politikalarıyla doğrudan bir bağlantısı var ve Türkiye'de artık hukuk işlemiyor. Suç sokakta çok küçük yaşlara kadar yayılmış vaziyette. Zaten kadınlar ev içerisinde, aile içerisinde evli oldukları ya da en yakınındaki erkekler tarafından, babaları, abileri tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Bir de üstüne mahkemelerin, adalet sisteminin cezasızlığı, bu katillerin, faillerin, suçluların bakanlarla vesaire o pozları, görüntüleri, nasıl olsa benim arkam sağlam, ben bir şekilde girerim çıkarım düşüncesi bu erkeklere cesaret veriyor. O yüzden biz bu cezasızlık politikalarına son verilmesi için sokaklara çıkıyoruz. Uzun zamandır devam ediyor bu mücadele ama artık başka bir aşamaya geçti her şey ve bizim açımızdan da öyle oldu zaten. Kadın cinayetlerinin bugün bu noktaya gelmesinin sebebi tabii ki de devlet şiddetinin aslında bu noktaya gelmesi. Yürürlükteki sistemin çalışmaması, en başta geçen yıllarda İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması bizi aslında bu noktaya itti ve kadınları her gün birçok kadını katletmesine neden oluyor. Bu devletin politikaları da maalesef ki kadınları korumuyor. Bu şekilde devam ettiği sürece de korumayacak. Bu nedenle bununla mücadelemiz sokakta birleşerek örgütlü bir mücadele. Bu sistemi yıkarak ancak mümkün olacak. Ama bunu bugünden kurmaya başlarsak ancak elde edebiliriz. Bu nedenle yine İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesi, mücadelemizi devam etmemiz, katillerin hesap vermesi vesaire gibi en başta bugünden başlamak gerekiyor ama nihayetinde sistemin yıkılmasıyla çözülecek bir problem. Bütün bu cinayetlerin biz her zaman önlenebilir olduğunu en başından beri söylüyor. Feministler bunu her zaman söylüyor ve söylemeye de devam edeceğiz ve buna karşı da bütünlüklü bir mücadele hattı örülmesi gerektiğini düşünüyoruz zaten. Bu failler gücünü mevcut iktidardan alıyor. Bu failler gücünü patriarkadan alıyor. Ve devlet yetkilileri bir şekilde çıkıp bunu işte ya işte yok o kişi uyuşturucu etkisindeydi. Yok bu kişinin psikolojisi bozuktu. Yok işte o kişi şöyleydi ya. Bunun hiç bahanesi yok aslında. Biz sokaklarda her gün birçok kadının katledilmesini görüyoruz. Yani ve bu katledilmeye kadar giden süreçteki erkek şiddetine dair zaten hiçbir önlem yok. Biz bu patriarkal devlete, bu erkek devletine diyoruz ki bu faillerin arkasında siz varsınız zaten. Ölen her bir kadının kanı bu iktidarın elindedir. O yüzden şimdi çıkıp da böyle yok Aile Bakanlığı'nın açıklama yapması, iktidardan kişilerin açıklama yapması, biz bunu hiçbirisini zaten samimi bulmuyoruz. Ama zaten söylediğimiz şey biz izleme, konuşma demet de verme, sen gel bu şiddeti önleyecek şeyler yap. Bu erkek şiddetidir, failler erkektir ve bu failleri kollayan da devlettir ve buna karşı da zaten feminist mücadele devam ediyor, devam da edecek.